Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Samsun Vezir Köprü gameplay videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün bayrağım hariç tüm ekip buradayız. Ağalarım, kardeşlerim, evlatlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam arkadaşlar. Bugün normalde video gelmeyecekti değil mi? Ama geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bol yorum ve like'ları yapıştırıyoruz. Çok fazla yorum geldi arkadaşlar. İkinci kanala da çok fazla yorum geldi. Buraya da çok fazla yorum geldi. Bir süre daha dedik, bu şekilde atalım bakalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Let's go. Şimdi arkadaşlar biz 54C'yi satıp 285'lik aldık. Kayıt arkasında yaptık onu çünkü 54C biraz pasifti arkadaşlar. Gerçekten bayağı pasifti. Tork atmak yerine onu yaptık. İki remork sılaj yükledik. Sılajları satacağız. Yoncalar ekildi arkadaşlar. Ekim videosu üst üste gelmesin diye orayı hallettik. Bu arada direksiyon setini geri kurdum. Neden? Bakın şimdi. Şöyle bak. Bakın. Direksiyonu çeviriyorum. Kamera dönüyor. Bu tarafa çeviriyorum. Kamera dönüyor. Çok güzel oldu. Bu traktör ayarları varmış oyun içi ayarlarda. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ha Simik gidiyoruz oğlum. Modum modu. Mod bitmiş. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Modla yaptık yani. Modla yaptık arkadaşlar. Oyun içi indirilebilir içeriklerde bir mod varmış. O modu ek oyun araç ayarları diye. Onu abi, yükledik Discord'da arkadaşlar. Aman Discord'da atacak mısın? Adam men. Her araçta ayrı açıyorsunuz arkadaşlar. Araca binince CTRL ile C yapıyorsunuz. Ondan sonra... Altta şey yazarım ya. Nasıl? Ya gördünüz aynen, ya. Çok konuşma diyor abi sen. Çok kimin oğlu gördünüz değil mi arkadaşlar? Semih, ağır ol oğlum. Burada beklesem ben bir içeri girmem lazım. Beni yönlendir. Şu kapıyı aç bakayım sen. Gel bak. Satış kaç para abi? 500 küsürden gidiyor oğlum. Zaten en yüksek 560 mi neymiş. Bu değil la. Bir ileriki kapı. Tamam dur. Şöyle. Siz slaj mı yapıyorsunuz la? Yardım lazım mı? Slaj. Başka yazar. Semih aç oğlum şu kapıyı. Lazım tabii lan diyorum. Ben seni bekliyorum ya doldu diye. Traktörü niye söylemedin? Renkleri değiştirmişsin de. Dedim ya oğlum. Söyledi ya. Söyledim ya. Bana ne söylemişsin? Ah. Aç oğlum. Nesin anlamadık. Kapıyı aç da solum. Aç orayı. Ağır ol. Bize bir tane daha arabak lazım ya. Ödünç mü alsak Regner'lerden acaba? Yok onların da işi var ya. Yo biz slash sattıktan sonra remokle işimiz yok. Alabilir işiniz. Semih girme. Girme oğlum peşimden. Şöyle gel. Arkadaşlar bu arada haritada slash satış yeri yok. Haberiniz olsun. Şuraya her şeyi sat modunu kurduk. Öyle aldık. Arkadaşlar pilotla birazcık dalaştık. Onu döveceğiz Barış abimle birleşip. Hatta gerek de yok. Direkt Barış ne yapacağız? Abiler. Ben elimi kana bulamak istemiyorum. Niye dövüyoruz? Çünkü adam 115 beygirlik traktörü satıp 65 beygirlik traktör almak istiyor. Ama bir şey söyleyebilirim arkadaşlar, o daha güzel çekiyor buna göre. Ya tabii. Yürü git lan, Tümasa'nın çeken traktör yok. Yok 65 beygirlik traktörü 300 beygirlik traktör gibi yaparsa tabii 100 bin liralık traktörü de 50 bin lira yaparsan bir şey demek istemiyorum ben abi. Onu kim yapmış bence onu? De. Onu kim ne yapmış şey, acaba? Kim acaba? Kim ben bilmiyorum. Semih sen biliyor musun oğlum? Ağır ol. Semih oradan çıkabilecek. Semih'de suçluluk suskunluğu var. Semih korkuyor. Hadi şey ondan fiyatını yaptım. Kardeş çok pahalıydı. Çok pahalıydı. Videodan önce ben birazcık çekim yaptım abi. Bu arkadaşın senin oğlun hep bana çarpıp duruyor. Kepçemizi de alıyor. Traktör yok promonun üstüne koyuyor. Sen, ben bir şey demek istemiyorum. Sen benim oğlum mu işe alıyorsun? Ben artık muhtarlıktan atılmasını istiyorum Semih'in. Yo öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sadece istiyorum dedim kardeşim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var demedim. İstersin ama sadece hayaller de kalır birader. Hayaller de güzeldi yaşanabilseydi Björn Ironside. Anladın mı canım? Hayaller de güzeldi. Kardeşim. Tamam kardeşim. Semih oğlum şimdi bak bu slajı sattık geri kalan kalsın bizde. Senle ikimiz şimdi gidiyoruz tamam mı? Nereye gidiyoruz oğlum? Pancarı bozma. Kimin hoşuna kiminin zoruna. Nereye gidiyoruz? Yoğun bir şekilde arkadaşlar yoğun bir şekilde pancarı bozmamızı söylemişsiniz. Pancarı söyleyeceğim. Yani birkaç kişi sadece hasatta demiş ama diğerleri pancarı boz demiş. O yüzden pancarı bozacağız oğlum. Pancarı bozduğumuz yere Semih bu ayda ne ekiliyor bilmiyorum da bir ay uyuyalım isterseniz ya. Ağlar az. Hayır silaj yapıyoruz. Dur silajı yapalım o tamam. Zaman gelin hemen. Abi niye yamuk yapıyorsun? Remorklarını ver bana ben silajı yapalım. Al oğlum benim remorkum biri evde diğeri de Semih eve getiriyor şimdi. Yok oğlum pink girdi ya. 55 bin lira abi, paramız oldu. Ne almasın Barış abi. Ben ne yapayım oğlum benim elimde. 2,5 sene oluyor 3 seneye gidiyoruz bu işte şu pingi çözemedim ya. Şu pingi ah be. Ah lan ah lan. Semih lan. Aga be. Semih zaten iki kişiyiz tamam mı? Biz traktörü ikiye düşürüp bir tarla daha alabiliriz. Tarla yatırım dev yatırım. Oğlum bende de siz niye iki tara 3 traktör yapıyorsunuz yani? Bırak abi. Bir gideceğim diyor. Semih ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Tamam teşekkür ediyoruz efendim Semih'e. Bu denli düşünceler için arkadaşlar bence. Ben yemek yemeye gideceğim diyorum.
Ha, gidiyor mu sen? Boştaki ramar. Sen gidiyorsan 57'yi bana ver o zaman oğlum. 57 ile süreyim ben. Dur, ben geri eve gideyim arkadaşlar. Ben de öyle yapsam. Ben Semih Giles ediyorum. Şöyle Semih, gel boş ramarı ver la. Oğlum remorklarımızın ikisi de boş. Al işte da. Tamam ikisini de alacağım da bizim ramar yolun ortasında bir canı çarpmıyorsun bana. Ben eve gideyim ne arkadaşlar. Ben çarpmayayım anasını satayım. Regner yerken çarpmıyorsun ha. Bizim ramar ortada. Ben nereye bıraktım lan? Oğlum öyle yapma. Cami yok. Cami dönüş, dönüş. Dönüşünde abi atmıyor. Abim niye yolun ortasına bırakıyorsun, kenarına ben bırakmıyorsun? Ya da çarpmasın merak etme. Oldu mu? Atmıyor. Senin ramarın teki nerede? Onu arıyorum ben. Biri 57'de takılı. Tavuk kümesinin üst tarafından. Neyi Barış abi? Bu Emi, onu GPS'in kılavuz çizgileri. Boşalt ver. GPS'in sağ CTRL'e Numlock'un yanında slash var. Slash'a basıyorsun, aşağıdaki tuşların non yapıyorsun. Ayarları. Non yaptıktan sonra kapanıyor Barış abi. Bak şöyle söyleyeyim. Sağ CTRL'e slash yapıyorsun. Sağ CTRL'e slash. Abi aşağıda show lines'ı non yapıyorsun Barış abi. Show lines'ı non. Altındakini de hood lines'ı off. Yetki vereceğim ben sana. Tamam. Ama olmadı mı? Olmuştur. Şöyle ben size yüklenici atadım. Pilot alabilirsin remorku artık. Tamam. Semih arkadaşlar yemek yemeye gittiği için. Oldu. 65'i geri getirdim buraya bırakayım ben. 57 serisiyle gideyim. 85'lik değil miydi o ya? Şey 85'liği. Doğru. Ya bilmediğin traktörleri şey yapma, oynama ya. Allah razı olsun. Buna yapmış mıyım? Yapmışım. Björn ne yedin oğlum? İki tane bounty. İki tane bounty, bir tane Doritos cibun, bir tane biskot baravla. Lan Björn. Efendim abi. Oh. Bu motor bozuk mu lan? Remorkları yıka da getir lan. Bak mesela yok, makineyi çalıştırıyorum, gazı veriyor ya. Durdurduğumda gazı kesmiyor, gaz vermeye devam ediyor. Abi boru açık olduğu için. Boru açık olduğu için Barış abi dediği gibi doğru söylüyor. Ana keşke sen geçeydin. Nasıl geçeydin sen? Ben mi? Hmm. Ben sola gideceğim abi. Hayda. Tamam, ben remorku takacağım yani. Bekliyorum. Çabuk tak. Ha, sen onu geri geri. Pilot işlerine zahmet etme oğlum. Pilot çekileri git. Yol ver. Ya, neredesin? Dur. Ben bir gideyim oğlum. Ben nereye gidiyorum birader, hayırdır? Çift sürüm pancarı bozmaya gidiyorum, nereye gideceğim? Yol ver bana. İzin verdim gidelim. Allah pilot, Allah kahretsin. Sen niye o kadar gidiyorsun? Yol verdim zaten, biraz sıfırından geç ben. Böyle bir sıfırına yaklaşayım oğlum, bir dakika bekle. Hah, tamam. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsan yap bu saatten hadi sonra. Arkadaşlar burayı ifşalamayı unutmayın lütfen, pilot ifşa. Gel, şunu takar tamam, gel. Takarım. Lan Barış abi bu işte ramak başlıyor. Lan ben oradan döndüm. İçeri gittim, ramakları aldım. Lan bir şey diyeceğim Björn. Büyük traktör kullanmak gerçekten aşırı derecede güzel. Büyük traktör işleri 57-30. 57-30 ne lan? 57-30 diye bir motor mu var la? 13 ya bir tane şeydi, Allah Allah. Şimdi 13, arkadaşlar. 13. 2 gün daha edasını yapar. Yapacağım tabi lan. Şunun be uyarıları bir yakalım. Şuradan ya Allah bismillah. Of, beyler sizin yanınızda boşta olan biri var mı? Yok maalesef. Boşta olan biri varsa hani bana. Biz hepimiz çalışıyoruz arı gibi. Bizim bir de çift işimiz de var, ekim işimiz de var. Hadi oğlum 57. Biz sen gibi oturmuyoruz kardeşim, biliyor musun? Çalışıyoruz. Hadi oğlum 57. Ah be Regner'ı tek başına. Hadi kaldım. Oğlum 57. Pilot ne yapıyorsun çocuğum sen? Pilot ne yapıyor? Romu getiriyor sana. Geliyor mu? Getirdiğine emin misiniz? Evet, ay. İnşallah. Çekmiyor. Evet. Arkadaşlar çekmiyor. Şu hood'u bir açayım abi. Bir vites daha düşür. Çekmiyor. Sen yakacaksın abi, yapacak bir şey yok. Çekmiyor baba. Şöyle birinin DC'sini al. Başağımı getirmiş inşallah. Denk o anca o var şu an. Hadi oğlum ikinin DC'sini. Ne olursun ya 57. Oğlum bura rampa lan Björn. O yüzden çekmiyor. Aynen rampa abi, galiba şey arkadaşlar. Alpler pulluk mu senin şu an? Yok ünlü altılı. Ünlü mü? Evet. Biraz sıkıntı olabilir. Arkadaşlar çekmiyor. Ben bu pulluğumu değiştirsem ne yapsam? 55 bin lira paramız var. Gel. Tamam mı Björn? 55 bin lira param var. Sizce anla. Ben diyorum ki bak çok mantıklı hareket etmek istiyorum. Biz zaten iki kişiyiz, tamam mı? 265 hem ekim işlemi 85'lik hem ekim işlemi yapıyor. Hem ahır işlerini yapıyor. Hem de hani tarlada bayağı bir çalışır 265'lik. Evet. Tamam mı? Mantıklı mı? Mantıklı. Evet. Diyorum ki Zetoria'yı gönderelim. Zetoria'yı. 55 bin lira da hayır, paramız var. Bence saat Dilbere'yedir abi en iyisi. Şu anda yaptığından daha mantıklı bence Dilbere'ye yedirmek. Traktörü satıp tarla almak bence çok mantıklı ya. Arkadaşlar düşünsenize 4 tane tarlanın gelirini. Gerçekten çok mantıklı. Hani gerçek hayattaki gibi traktörü yatırım olmuyor bir örneğin. Üstüne koymuyor. Peki, zarar ediyor. Abicim iki traktöründe senin fiyatları düşük. Yani yo, değil mi? Zetoria kaç para yapıyor bakayım.
İki traktörün dedim. 57 serisi de şey. 57 55. serisi bir dakika 85. abi. Zetora'ya satsam anam 17 bin lira ediyormuş lan. Yo yo. Değmez. Ne değmez arkadaşlar, tamam. Biz uyuyalım da. Hayır, randaj bitmedi. Ne ya, uyuması be birader. Traktör bakarız. Pilot ikinci ele güzel ya. Bir traktör gelirse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Aman göz... Allah'ım ver, gözlerim doldu, durun. Görüntünün güzelliği şaka geldi. Mı lan? Oldu abi. Ya pilot, Allah razı olsun senden ya. 20 dakikadır getireceğim traktörü. Ya daha yeni mi geldi, ben boşalttım. Allah'a şu yeni an... geldi. Ben geleceğim 2 dakika sonra abi, bu nasıl iş? Arkadaşlar görüntünün güzelliği şaka mı ya? Oğlum bir dakika benim tarlaya gelsenize. Ağlamaktan Allah şey, aşkına bir gelsenize. Şey yapmadı lan, çalıştırmadı bunu. Gelemez. Ha ne olur gelin lan. Oğlum benim tarladaki gelin. Görüntünün tamam. Güzelliğine bakın. Boşak oğlum aşırı iyi. Ya. Hadi eyvallah. Bu da görünüyor mu yayının? Hayır, sadece veriyor. Biz bence artık yönetimsiz sohbete çıkmalıyız. Bence de. Çek aşağı tek tek. Çek aşağı oğlum. Video kayıt odasına gidelim. Tak, tak, arkadaşlar. Tak, tak. Bu benim giriş sesim. Bu Mustafa'nın giriş sesi. Bu ne oğlum, bütün yok, sesler geliyorum. Karıştı. Geliyorum geliyorum. Yok baba, ben bununla 57-13 ile süremem ben bu çifti. Oğlum bu giriş seslerini Allah'ınızı severseniz. Benimki güzel ama değil mi Barış'ım? Kötü. Hayır. Şöyle gel abi geri. Barış abi adası ya. Şöyle gel abi. Hep tamam, bir şey bu. Soracağım Ragnar abi. Sor abi. Ragnar abi soracağım. Sor. Sen bu silajı hani bir ara şey yapmıştın ya, öyle dağıtmak için sonra hep yere dökülmüştü. Geliyorum geliyorum. Evet. Abi. Kaç gidiyorsun? 10. Onu hangi save'de yapmıştın? Bunda. Bunda yapmıştım yani. Oluyor mu, emin misin? Peki onu sen kendi paranla mı almıştın çiftlikleri yaparken mi? Neyi abim? O dağıtmayıdır vesaire. Kiralamıştım abim. Heh tamam. Silaj dağıtma pervanesini. Yok arkadaşlar, bu bununla yapacak iş değil ya. Gerçekten bu bununla yapacak iş değil. Çekmiyor. Açığını arıyorum biliyor musun? Benden açık bulamazsın birader. Ben zarfları açık oynarım diyor. Şu an sürdüğüm traktörler açık abi. Mi? Ne oldu sürdüğüm traktörler? 52 bin lira. Normalde 78 bin lira onun. Satarken de ucuz. Tamam o zaman ne alaka? Pilot yap T8'i 1000 lira. Satarken de ucuz. Pilot. Semih yap oğlum 1050. 1050'yi 10 bin lira yap oğlum. Ne oldu? Bir şey olmadı be birader. Arkadaşlar, önce çalıştı da bir yana. Arkadaşlar ben bu pancarı bununla süremem ya. 285'liyi alayım ben. 5'li pullukla burayı hızlıca bitireyim. Bana kalırsın. Sizin pulluğu dene, belki atar. Sizin pulluğu alayım. Yüklenici atadınız mı bize? Pulluğumu sunmanacakmış ha, tamam. Almayayım mı? Baktım remokları burada. Boşta biri varsa bana yardıma gelsin daha. He? Yazıklar, biz doluyuz. Yazıklarım olsun ya. Randevumuz var canım. Arkadaşlar bu arada 54C'yi... Tamam hadi neyle geleyim? Tabii lan ramaklarını çekti. Neyle gelirsen gel Björn ya. Arkadan gel. Zaten ikisi de bitirdikten sonra biter. Aha git nereye koyayım. Ne 85 ile mi geleyim? Bir şey olmaz. 285'liği al bana getir, sen buna bin ya. Ben bir ona bir bineyim. Anca zaten gelene kadar biter. Oğlum nereye biter, ben daha tarlada iki aşağı iki yukarı anca gittim ya. Hayvan gübresi de döktük biz pilot. Bizim işimiz olur yani, onu demek istiyorum. Yazıklarım olsun, ben başka bir şey demiyorum. Pink girdi ya. Ne yapayım, çok da umurumuzda. Aa bak attı oyunda. Gitmiyor, gitmiyor. 85'li uçurma mı yuvarlayayım? Yok gidiyor. Dayak adama ne yapıyordu oğlum? 85'in dönüşü hiç hoşuma gitmedi. Nasıl yani? Aa pilot oyundan düştü lan. Düştü. Ne yaptınız lan çocuğa? Benim de işim bitti, hadi görüşürüz. Sen dur bir yönde. Allah kahretsin. Hadi oğlum. Geliyorum. Hadi aslanım. Takarım onu. Ne olursun çek, ver bir vites. Ne oldu abi, neyi var bunun? Abi 9'la git, 8'le gidiyor ya. Adamın pingi yükseliyor. Arkadaşlar. Bu arada yorumlarda bir tane bir şey gördüm. Arkadaşlar abi madem gerçek hayat oynuyorsunuz deyip birkaç öneride bulunmuş. Güzel kardeşim geldim. Biz bu bir gameplay videosu, bu bir gerçek hayat videosu değil. Bu bir roleplay videosu da değil. Haberin olsun. Diğeri gerçek hayata yakındı. Diğeri gerçek hayata. İkinci kanalda. Onu da buraya atacağız herhalde. Vlog serisi. Onu da buraya atacağız arkadaşlar. Farklı oyunları da buraya atacağız. Haberiniz olsun. Çok fazla yorum gelmiş şu şekilde. Abi tamam diğer oyunların da videosunu atıyorsunuz ama hani iki kanala gerek yok. Ana kanala atın. Zaten ikisine de aboneyiz tarzı. Çok fazla yorum geldi. Çok da mantıklı. Çok da mantıklı. Ben oranın aboneliğinin her artmasına şey yapacağım, sınır koyacağım. Yine de hani atmasak da bir süre, yani sürekli kesecek diye bir şey yok. Ara ara gelecek de. Sınır mesela 20 binde bir kişiye bir oyun. Hatta şöyle de söyleyeyim. Yani. Bu arada mod paylaşımları konusu arkadaşlar. YouTube desteğinizi ne zaman gösterirseniz o zaman modlar paylaşılacak ki ne zaman böyle desem de yine de biz mod paylaşıyoruz ama bu defa desteğinizi gördükten sonra paylaşacağız arkadaşlar. Böyle olur yani, özel olur modlar, normal standartın belki üstünde olur, bir şey olur paylaşılır. Sizin desteğinize bağlı. Ver bana ver onu.
Sen 57'ye geç abi. Beraberce sürelim diyor. İki tane Massey Ferguson. Dede torun tarlada çalışıyoruz. Allah kahretmesin motoru geri kaçırdın. Yorumlara ben pek bakamadım. Abi, biliyorum ya. Biliyorum. Lan biliyorum çizgi halinde gidiyorum. Ha, hani şey demiştik ya belli bir yer yapalım ki araç kooperatif tarzı ama öyle değil. Hani başında biri durmayacak. Mesela araçları oradan kiralayacaktık. Böyle bir şey konuşmuştuk. Pancar için, patates için. Değişik ürünler de yaparız diye. Evet. Björn. Onun ne oldu? Yapıyor muyuz? Bu manzara dur sen oğlum. Geç. Bu manzaranın resmini alacağım. Dur. Dur. Kal öyle. İndir. İndir. Bunun resmini almam lazım abi. Arkadaşlar manzara gerçekten çok güzel. Manzara gerçekten yok. Ultra güzel. Böyle bir güzellik. Diyorum buradan sonra ne yapıyoruz? Burada bir böyle bir güzellik yok arkadaşlar. Oraya gideceğiz abi. Gerçekten böyle bir güzellik yok. Tamam. Çok güzel Björn. Sal orayı ben bana sen sal orayı bana. Başka kulluk alıp geleceğim ben bizim orada. Zaten şurası bizim orası. Tamam oğlum ben şurayı şöyle boşuna alayım. Boşuna da gitmiyor tarlaya bak ya. Abi pancar tarlası bir de yağmur yağdı ya zorlanır tabii. Hadi oğlum toprak çok sert diyor. Bir de pancarlar traktörü pancar tutuyor arkadaşlar. Nasıl sert olur lan pancar tarlası? Yumuşak mı olur pancar tarlası? Evet doldu diyor. Doldu mu? Uydurduk oğlum tutturamadık herhalde devam yok, arkadaşlar. Hayır ayrı uydurduk abi sen dedin ki sert dedin. Ben dedim ki yağmur yağdı o yüzden çamur dedin çekmiyor. İkimiz de alakası sallıyor sallam çıldıracağım. Oğlum benim bildiğim yumuşak olur yani pancar ve verimli olur diye biliyorum. Yani. Hadi. Öyle mi? Konya zaten hede, şey yok mu kum gibi bir yerler? Öyle değilse de hede. Aro. Pancar ağırlıklı nerede ekiliyor? Ancar ağırlıklı Konya ve Yozgat. İkisinin kavgası var ya en çok bizde, en çok bizde. Sesinizi kesin, hayır bizde. En güzel kavga böyle üretimde olsa keşke. Keşke. Annem, amin. Keşkelerle dolusun. Baharın dönündeyim. Birader ne anlatıyorsun sen? Yeter bak. Atacağım kendimi ha. Şarkı söylüyorum oğlum ne anlatacaksın? Yeter be. Sen ne anlatıyorsun? Çıkaracağım mı bunları? Ne geldi oğlum orana? Bekle bizi. Bıkkınlık. Niye dülünk dülünk sesler geliyor ya? Dülünk dülünk mü? O ne oğlum? Sanki bir telsizle konuşuyormuş gibi. Arkadaşlar gerçekten çit böyle sürülür. Görüyorsunuz Massey Ferguson. Ben gidiyorum pilot. Çit sürmek daha biliyorum bu. Aşağı biliyorum genel. Çit. Arkadaşlar o 17 ile sürüyorum. Kardeşim basmışsın torku ne diyeyim ben? Evet bunun torkunu ben ayarladım. Bak nasıl ayarlıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Cidden de basmışsın torku. Bin beygir gibi mi yaptın lan? Abi 3 katı 4 katı bir şeylere bastım Barış'ım. Hatta biraz daha bastım. Öyle bir tork atmışım ki Barış'ım. Traktör olduğu yerde boş traktör. Kalkış alırken bir pat atıyor batıyor. Tamam. Biz daha güzel atıyoruz. Sen belli canım belli. 60 beygirlik motor 300 kiloyu 300 tonu götürüyor. Çok sen güzel. Abi şunu söyle gaza basınca batıyor mu? 60 beygirlik traktörü. Yok. Batıyor mu gaza basınca? Bir dahakine 500 diyeceğim çaktırma. Yok oğlum 1000 beygir. Aro. Ya şu Björn gerçekten direksiyon takipli kamera çok güzel oldu. Ben kullanamıyorum. ETS'deki evet gibi. Bizde şey yok parası. Niye direksiyon seti olmayınca tadı olmuyor mu? Olmuyor. Yok güzel değil. Allah ben Allah. Üçüne çekiyor şaka gibi nasıl traktör bu? Ne bileyim oğlum. Bir şeyler oldu motoruma nazar değdirdiniz lan. Biz mi? Senin tork patladı oğlum. Tork mu patladı? Semih. Karagöz oğlum. Semih ki diyor turban traktörlerin patladı, orijinal torklarını atıyor. Bir yapma diyorum yapıyor sonra çekmiyor. Nasıl? Ana pink. Ağır ol. Şuraya da. Ne yaptınız siz ağalar? Ya birader sen ben... Bir deniyor bana mı dedi o? Şuna basınca ne oldu biliyor musun? Geri kamera otomatik geçti, ileri basınca ileri geçiyor. Allah Allah. Bende niye geçmiyor? Açacaksın demek ki onu ben bilmiyorum. Bir bakayım. İç kamera ayarı da var altta. Onun ayarı var aynen. Dış gürük geri bakma. İç kamera içe geçince. Bas geriye hemen geri tutuyor. Şatılı çek. Oha çok iyi. Ananı avradını. Şatılı çekince arkaya bakıyor Björn. Otomatik. Ya lan, ben buraya nasıl takıldım ya? Allah kahretsin. Mükemmel bir oyun ayarı arkadaşlar bu. TR5'i de içinden geçmiş bunu. Bak. Bak Björn şatılı çek arkaya bakıyor şak diye. Oğlum. Yo ben de bakıyorum. Mouse bak şu anda. Bakıyor. Arkadaşlar bakın. Şu ayarlardan aç. Björn. Mouse'u tamamen bıraktım. Ellerim iki elimde direksiyonda şu anda. İç kameraya geç. İç kameradayım ben zaten. İç kameradan kullanıyorum ha. Bir yönünü öğretiyorum çocuğum. He. İç kameradayken dış kameradayken diye ayar var oğlum orada. Şöyle Allah. Ben onu sağ sol ayarladım da. Oo. Bir de o var. Bakın. Geri tuşuna Allah. Bas biraz geri gelin. Yani biraz değil böyle hemen algıladığı zaman direkt otomatik geçiyor. Björn geriye geçmeye gitmeye lan başlayınca lan muhtar neredesin muhtar? Muhtar yemek yemeye gitti ne yapacağım muhtarı? Ay başlayacağım onu ya. Ne yapacaksın yollar sen muhtar? Yollar dar yollar. Arkadaşlar ne çizsin ya bu be. Ne? Hadi 100 oğlum. Kere taktım milletin ne çit koydum ne makine koydum ya. Björn arkandan nasıl geliyor mu oğlum? İç kameradan mükemmel. Nasıl nasıl gidebiliyorsun lan? Ara sıra böyle hızlanıyor abi fites ayarlamaya çalışıyorum da. Aa geldi Semih geldi. Allah. Ha geldim. Lan ne yapıyorsun? Lan bırak lan.
Ya bir de sen Allah. Semih ben diğer tarafa sürüyorum, sen bu tarafa sür oğlum. Ben abi Allah aşkına. Aroooo. Ben motorumu aldım. Semih bırak, yeni bulduğumuz ayarı gördün mü oğlum? Hayır benim motorum bu. Sen git onun işinden gel. Hayır. Sen önünden gel. Hadi bismillah. Bu silahçı ezildi mi oğlum? Ezilmiyorum bunu. Şey yapar mısın? Ezelim abi. Patiği ne zaman ekmeyi düşünüyorsunuz beyler? Havuç, pancar, pati. Onlar Mart ayında falan ekilmiyor mu oğlum? Şey bilmiyorum. Pancar değil. Patates Mart gibi ekilmiyor mu? Şubat Mart. Patates bu aylarda. Şu an ekiliyor abi. Tam bu aylarda ekiliyor. Emin misin oğlum? Ben bilmiyorum evet, ama. Ben Halil ekiyor ya abi. Halil ekime gideceğim diyor ya. Halil ne yaptı belli değil. Evet. Halil bilmiyor abi bu iş. Bilmiyor. Aha mazot alacağız. Mazot bitmiş. Beyler bir şey diyeceğim. Halil... Bana TR5'imi bırakır mısın artık? Hayır oğlum. Lan beni dinleyin beni. Halil'in kameraya gidip bir şey mi yazsak? Ne yaz şey yayın videoya? Ne yazsak? Kameraya. Ne yazsak? Halil patates ne zaman ekiliyor yazın. Aynen arkadaşlar. Halil patates ne zaman ekiliyor? Pate yazın ama patates yazmayın. Halil pate ne zaman ekiliyor yazar mısınız sevgili dostlar? Bizleri seven dostlarım. Benim çok mutlu olurum ya. Ama bizden gittiğinizi yazmayın. Herkes hatta şöyle de yazabiliriz Björn. Halil'in videosuyla alakasız yorum atalım. Minecraft videom çok güzel olmuş. Aynen. Eline sağlık. Minecraft videosu çok güzel olmuş yazın arkadaşlar. Ama bizden gittiğinizi söylemeyin. Bakın. Geçen gün bir arkadaş düzeni bozdu ot bir kişi. Herhalde. Evet, o demesi anlamıyormuş Halil. Hep birlikte Halil Minecraft videon çok güzel olmuş yazalım arkadaşlar. Akpınar Tuba yazınca çıkıyor zaten. Ben de gidip yazacağım. Ben de yazacağım öyle. Minecraft videon çok güzel olmuş diye. Öbür kanaldan da ben yazacağım. Oğlum bizim pulluklar nerede? Yok. Şeyden yazmayalım. Platformlardan değil. Kişisel hesaplardan yazalım. Barış abi. Ben peke takılmıyorum. Peke. Peke değil benim. Abi. Abdullah Uzun diye hesabım var ya normal. Tamam işte peke o. Niye peke lan gerçek isim? Ne yapıyorsun diyor. Ana. Senin adı Abdullah Uzun mu abi? Ha değil mi? Aaa. Ragnar Ifşa. Ragnar'ın adı Abdullah mı? Ben de mesela Björn'ün adının Sinan Kara olduğunu unuttum. Ne demek lan? Yalandır ya. Björn bir abi şey soracağım. Nerede oğlum ne demek? Benim abi? Adım Abdullah Uzunsa Barış Ağam'ın adı da Barış Uzun mu? Hayır lan yok, ben Barış bence şu an Instagram profilindeki kişi sensin. Bence Barış Ağam. Semih evet diye. Keşkelerle dolu. Semih hadi oğlum. Semih ben gidiyorum sen sürmeye devam et. Ben düzleştirme almaya gidiyorum tamam mı abim? Sen bu tarafa sürmeye devam et. Şu hemen, arabayı satalım oğlum. Hemen ya. Burayı ekelim yapı abi. Yapı kapalım ya. Tarla alalım abi. Bir şey diyeceğim. Abi şimdi bak bir dakika. Abi bir dakika Ragnar abicim. Ha. 3 kişiyiz 3 traktör var. Kim hangi traktör istiyor bir söyler misin? Pilot Semih. Evet. Pilot ben Barış abi. Barış abi. Ben TR5'e şeyim. Talibim. Sen TR5'e. Ben alamıyorum oğlum. Ben alamıyorum. Neyi alamıyorsun abi? Neyi alamıyorsun? Başka traktör alamıyorum ki. Para yok ki. Yok şu an 3'ünden diyorum Başak. Knossan ve TR5'ten diyorum. Ha. Hangini süreceksin diyor. Ben fark etmez oğlum. Ama nasıl? Yani benim 54'üm olmadığı sürece fark etmez yani. Bak Semih ne tam diyor? En iyileri Barış Ağam'ın olsun diyor bak. Semih. Ne diyor? Sen de yalama kardeşim. En iyileri. Hop lan hop ne biçim konuşuyorsun oğlum lan. Şimdi Björn de video çekiyor ya. İşte onun adı Sinan, soyadı İlhan. O yüzden yani o da kullansın. Oo yavaş biliyor musun? Yavaş. Az kalsın kaza yapıyoruz. Geçtik lan pilot. Şimdi, tamam da Björn zaten istek traktörünü aldı ya Barış'a. Oğlum ben tarla süreceğim. Neyine süreceğim az tarlayı? Az kalsın dönemiyordum. Arabayı bunu sattım. Aaa. Ne abi sen yıllar önce sattın. Sen bana ne bakıyorsun oğlum ben alabilir miyim şimdi araba? İkinci elde mi? Biz de araba kullanıyoruz biraz önce. Biz her yere traktöre gidiyoruz. Biz de oğlum, CG ile gidiyoruz. Björn bu ne oğlum 77 serisi nereden geldi? Ne? Abi bilmiyorum. 77 serisi mi? Bir yerden gelmiştir valla. Barış abi bence şimdi traktör değiştirmeyelim. Uyuyacağız ya o zaman değiştiririz. Şu an abi bence şey yapalım Ragnar abi. Ekim işi zaten... Oğlum. Ferguson ya bu. Oğlum yon. Ama yonacakçe mi abi? Tamam işte video şey yapalım durduralım ekelim ondan sonra devam edelim. Yon kredi çekip alalım tamam. Şimdi. Tamam olur. Bana fark olmaz etmez. Olmaz çok büyük 175. Bence öyle yapalım. Şimdi çok hani birazcık gelişmemiz lazım. Tamam. O zaman şeye mi geleceğiz? 3 tarla biçtiğimiz yonca hasat dönemine kadar. Nisan'da evet buluşacağız oğlum yani. Biraz Ali, şey yapalım. Nasıl abi deli misin? 2 ay sonra geleceğiz işte. Bak bize yardıma gelin şu ağaçları keselim biz. Abi ağaç kes şu andaki işimizi bir halletsek keseceğiz Barışan da. Şu an işin ne var senin? Şu an tarla ekmeye gidiyorum. Hayvan aa bakımıyla uğraşacağım ondan sonra. İşimiz çok ya. İşimiz çok işler biliyorum bitsin. Onu yoncayı kaldırınca yapalım Barış'a. Oğlum yapraklığı çıktığı zaman nasıl olacak kesilir mi yaşa? Gönlünden eser yeni göz göz gel, olmuş. Ben gideyim tarlayı süreyim geleyim oğlum. Narı çatlasın. O zaman şey yapalım Björn. Gidelim. Ben yere ekiyorum ondan hem biçilmeye geldiğinde yapalım diyorum. Yani, ama benim bekliyorum bu geceyi buraya ekmem lazım Björn. Tamam işte ekelim diyorum abi ama video dışında ekelim diyorum. Tamam. Birazını ek videoda da. Birazını görsün arkadaş. Gece çalışmasını seviyorlar ya akşam.
Abi ekime çok geçmemiz için bayağı bir zaman var ama ya. Tamam şey sür, ekimin kısmına gelirsin yani. Son sür zamanlarına geceye denk getiririz. Hop Semih aslan oğlum benim tarlayı sürüyor ya. Kimin oğluşu bu? Oğlum bizim konuklar kayıp biliyorum. Bunları idare edeceğiz oğlum. Gidiyorum ben, hadi görüşürüz. Bu benim oğlum. İneklere yem ver, yem. Bu ne biçim poktur oğlum? Daha iyi yiyormuş. Kime diyorsun la? Valla la. Biyon şey biyon. Bekliyor. He. Oğlum temizinden hayvan şeyi var, pohu var. Beyler bir şey diyeceğim. Bir arkadaş yorumlara bir şey yazmış. Bak kesin öyle. Kastamonu'nun roleplay'de bizim pohlar, sizin pohlar bize geliyordu ya. Büyük ihtimalle yok, bizim pohlar da size geliyor. Hayır. Oğlum sen oraya kurmadın mı yeğenin? Kurdum da hiç dolmamış onu. Tamam, herkesin çiftliği kendisinin, nasıl olacak o? Dolmamış hiç. Sen... Ben bak, bizim arazi benim değil ya, o yüzden dolmuyor bence. Dur bu Ragnar'ın ha. Çıkar. Tamam lan, o zaman gel pohuna. Lan çıkar. Dur. Biliyorum, ha, öyle değil mi? Bu Ragnar şey. Ha evet abi. Gel şimdi almasın ya. Arkadaşlar nasıl şöyle olur, bir şey yapıyoruz efendim. Ne de var? Nisan ayında buluşuyoruz. Nisan, abicim 2 ay doldu Yonca, niye Nisan? 2 ay sonra Yoncalım'ında geliyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun. Biz buraları ekelim. Zaten tekrardan bir ekim yapacağımız için arkadaşlar Yonca'dan sonra. Yani orada da doya doya görürler. Orada da doya doya ekim işlemleri anladım, görecek haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza hala abone değilseniz abone olmayı abi, lütfen unutmayın. 2 ay sonra Yonca Hasadı'nda buluşalım arkadaşlar. 2000 years later. Evet sevgili dostlar, Kasım ayına geldik. Sabah saat 9.28, ineklerimizi de doyurduk. Ama şimdi bizim şöyle bir planımız var. 3 tane tarlada yonca ekiliyor arkadaşlar. Şimdi bizim bu küçük tamburlarla artık işler olmuyordu. Biz de o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Semih küçük tamburları sat oğlum. Ana ikinci elde 14 milyara var ama. Ana ikinci elde TD5 var. Semih Zetora'yı satıp alalım mı lan? Bir yana ah be. Semih vallahi alalım. Duydun olur, mu? Olur, alam alam. 42 bin lira. Alam alam. Sat sat Zetora'yı sat. Sat 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 sat. İkinci elde TD5. Allah'ım çok iyi oldu. Aa da benim motorum var. Ayarladın mı? Hayır. Aldım. Şimdi ya ne yapacağız? Aleyküm selam. Şimdi ya, arkadaşlar. Ramazlarını alıyorum abi, haberin olsun. Tamam canım. Al birini, bir tanesini alalım. Şimdi ne yapıyoruz yok, biliyor musun? Sen birini al diyorum, biri yeter. Ot biçme makinesine 2 tane oğlum, kiralıyoruz oğlum. Sonradan lan, satın alacağız. Birini al diyorum, biri yeter diyorum, anlamıyor musun? Lo. Tamam mı? Mağaza nerede? TD5'imi verir misin birader? Şurada. O benim. Gitten. Hah tamam. Şimdi arkadaşlar bunu. Bunun ekleri var mı ya? Ekmek taksiyonun üzerine ya. Ne oğlum? Bu köksalın ekleri var mı? Tahta eki falan var mı takak? Köksalın tahta ekleri. Mağaza yerine gir oğlum, oradan yap. Arkadaşlar ikinci elden. Arkada de arkada. Oğlum 77'yi aldırmadınız bana. Abi çok pahalıydı o. Gel abim gel. Olsun bu kredi çekerdik oğlum. Borcumuz yokmuş. Bir şey istiyorsaydın alırdık abi, şu anda 54 senesini bile alabiliriz istersen. Yok 77 dururken %75 beygir traktör aldırmadınız. Şimdi diyor alabiliriz oğlum. Ben yapamıyorum. Bir şey, Semih gelsene şunu yap ya. Allah! Ne yapalım? Ya oğlum 9 donluk romuk yeter, niye uğraşıyorsun ya? Çok mutlu oldum ya. Lan. Gerçekten. Semih gelsene bir. Şunu şeylerini tak. Ekleri tak. Ne ekleri? Tahta eklerini. Ve ekler. Şöyle. Semih soldaki tarlaya gidiyorum oğlum önce. Ana. Şöyle geri gel abi. Şöyle ileri gel abi. Tamam. Parmak uçlarında yürü hatır alır yaması. Björcük. Yeni motorum nasıl? İkinci elden aldım. Ananı avradını. Peki kardeşi gibi. Björn 41.7 saatte. Çok ben fazla. Ben döneceğim ama. Dur ben bir geçeyim oğlum. Şöyle çevireceğim ben. Çevireceğim mi? Araya sığdım tamam. 41 saatte abi, çok fazla. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Aldıktan sonra mı saatine bakıyorsun oğlum? Evet abi. Bu da böyle bir delikanlı. Biz de böyle bir delikanlıyız yani. Böyle yapılmaz mı zaten? Ne oldu? Önce alırsın sonra bakarsın saatine. Bence almadan önce saatine bakarsın daha bir değerlendirirsin. Bakarsın, ne getiriyorsun şimdi? Evet. Benim motorum sus. Sadece buğday vardı. Aro. Tamam gelme sen. Beyler bir şey diyeceğim. Bir ay daha uyusak yeriydi ama boş ver ya. Biçelim uyuyalım, baba. Uyuyalım. Abi uyuyalım, biraz uyuyalım. Daha büyük olsun, daha çok verim olsun. Daha tamam, iyi olur. Hadi uyu. Ama dur bizi dur. Bir tur pilot bekle, bir şey satacak ondan sonra. Siz biçmeye başlayın hem daha büyük biçmiş olursunuz. Oğlum biçmeye başlayınca ne olacak? Alttan bir daha çıkacak ama. Tekrar çiçeğecek. Baksana paramıza Barış abi. Semih. Buğdayı satmam lazım. Oğlum çok güzel olmadı mı bu? Vallahi çok güzel oldu. Arkadaşlar TD5. Hayırlı işin alırım. Hayırlı işin. Ben niye bu kadar mutlu oldum lan? Çok güzel. Oğlum her bölüm traktör alıyorsun lan sen. Abi yapacak bir şey yok. İkinci ele geldim mi? Ben bu saatten sonra küçülmem daha. Daha doğrusu biz. Biz bu saatten sonra. Oğlum ne küçülmesi oğlum? Biz hep küçüldük ya bugüne kadar. Bundan sonra bulduğum fırsatları değerlendiririm babuş.
Sen küçülmedin kardeşim. Büyük traktör aldın oyunun orijinalini. Sonra onu sattın. Sonra para senin gözünü bulandırdı. Küçük traktör aldın. Parayı seviyorum. Daha doğrusu ben parayı sevmiyorum. Ben parayı harcamayı seviyorum baba. Bitti mi işiniz? Ona göre... Hayır. Yok, diğer ay satarız, diğer ay satarız. Ben yok lan, gittim dur. Hadi. Az kaldı, bekle. Nerede acaba pilot? Gitmezse bak, diğer ayda kar ederse diğer ayda. Öyle gidiyorum, dur atma. Pilot bak, yalan konuşup hepimizi oyalıyorsun gibime geldi ha. Hayır. Biliyorum bak, yolda görüyorum, gidiyor da o havlayan köpeğin orada. Geliyor. Daha 150 olmuş bir yön, gel ez şurayı ya. Aa biz uyuyacağız. Aa bunun supply'sı var arkadaşlar. Ya, bunu bildiğiniz gibi. Ondan sonra evet, kaputumuz yani açılıyor. Gördüm. Şöyle. Bu mod Emir kardeşimizin. Evet, haberiniz olsun. Eline koluna sağlık. 10 numara bir mod arkadaşlar. Çok güzel ya. Güzel oldu, güzel. Valla ben sevindim arkadaşlar. Hep iki tane maski bir Zetoria'mız vardı. Zetoria'dan en uzun oynadığımız traktör Zetoria oldu bu arada arkadaşlar. Aha, Zetoria. Tamam mı? Zetoria'nın uyuyoruz. Bekle. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben sana söyleyeceğim. Björn'ün bir dalışa bak. Uyuyor. Aha da uyuyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Oya bakalım. Aralık ayında da yonca biçmezsin baba ya. İyi geceler. Biz yaparık. İyi geceler bu arada arkadaşlar. İyi geceler. Bu bölümde balyaları yetiştiremeyeceğiz ama önümüzdeki bölümde arkadaşlar gerçekten balyadan vurgun yapacağız. Haberiniz olsun. Yeşil balya satacağız. Ne? Kar mı? Kar ya ya. Kar mı? Anam. Havaya bak nasıl oğlum, karanlık. Şeyi arttır abi. Uyuyoruz mu daha? Yo daha uyuma yok. Oy. Şöyle bir güneş bir doğsun arkadaşlar. Şöyle bir. Güzel. 9. İkinci ele 49'a steer düşmüş. 135. Ne? Olmaz yavrum, olmaz. Ne düşmüş? Steer. Bakayım bir. Bu ne oğlum ya? Bir bakayım. Ya aa, çok çirkin oyunun ya. Oyunun. Çok çirkin. Az daha çirkini yok muydu oğlum? 135 hiçbir ama. Semih hadi oğlum. Hadi bismillah. Parma kuşlarında yürü hatıralar uyanmasın. New Holland'ları baba ve Massey'leri baba. Kulluk falan bir işe yarar mı ya? Tırmık mı? Sen çık ben ezeyim abi. Bu ekipmanları daha sonra satın alacağız Semih. Şimdilik kiraladık yonca biçmeleri. Biliyorum şuraya bir şeyler yapalım lan. Aa bir ay daha uyuduk değil mi sen kiraladıktan sonra? Oğlum bu niye biçmiyor? Ne yapıyoruz? Gidiyor mu? Lan TR5 11 tonmuş ya. Semih? Bana 3 tonluk traktörünü ezdiriyorsunuz ya. Niye biçmiyor lan? Ana Allah. Çim hala büyüyor diyor. Ne oldu oğlum bu çime? Aa şey var ya, mevsimsel büyüme, o yüzden olabilir. Ana çim büyümemiş, bir daha uyuyacağız Björn. Uyuyoruz abi, beyler. Uyuyalım. Lan diyorum niye biçmiyor bu? Arkama bir döndüm, hiçbir yer biçilmemiş Björn. Mevsimsel verimden dolayı arkadaşlar böyle bir hataya maruz kaldık. Keşkelerle dolunsun baharın dönünde. Geldi uyu bu seste işte. Geldi uyu, psikolojin rahat yerinde. Çim hala büyüyor diyor lan Björn. Hala abi, büyüyor diyor. Bakalım mı? Bir fiyat dalgalanmasına bakalım yoksa sıkıntı çıkacak. O hala büyüyor diyor. Hasatlanabilir diyor. Hasatlanabilir diyor. Ama büyüyor diyor. Olmadı. Björn ekstra zamanınızı aç abi. Şöyle. Bir tur daha uyuyacağız. Yapacak bir şey yok Björn. Bir tur daha uyuyacağız. Kar yağmıyor. Yuvarlak balyaya geçecek mi? Beyler uyuyoruz. Uyuyor. Yuvarlak balyaya mı? Arkadaşlar bu niye böyle oldu ya? Lan niye reddettin? Niye reddediyorsun lan? Ben kabul ettim onu. Kim reddettiyse o uyuma atsın. Kim reddetti? Bilmiyorum. Ben evet dedim. Ben. Evet, Sinan yazdı valla. Keşi. Uyum at Björn. Ben atacaktım daveti, ondan sonra belki de yanlışlıkla etmiş olabilirim, bilmiyorum. Uyum at Björn. Olma biraz gezinelim. Dur şöyle yapalım. Bekle. Şimdi uyum at. Hah tamam. Ya Björn bir daha beni reddedersen oğlum. Dayak seni ne yapar biliyor musun? Her gün reddediyorum. Ay tabi oğlum olmayı değil seni mi? Seni evlatlıktan da reddediyorum. Ben Björn sen benim artık üvey oğlumsun biliyorsun değil mi? Yo ben senin hiçbir oğlun değilim. Ay. Üveydi. Arkadaşlar Björn istediğiniz gibi linçleyip yerden yere vurabilirsiniz, haberiniz olsun. Oğlum. İki aydır. Çim hala büyüyor diyor Björn. Ya sen onu. O zaman şey... Mart'a kadar uyuyacağız abi. Abi son kez uyuyoruz arkadaşlar, son kez. O ne ya? Abi olmuyor baba. Oğlum bir dahaki ay zaten şeyleri, soya fasulyelerini ekeceğiz Nisan'da. Allah kahretsin ya. Uğraşmışız. ben dedim direkt Nisan'da buluşalım Mart'ta diye Björn. Sen bizi uğraştırdın abi, babuş. İki ayda büyüyor normalde yonca. Bilmiyorum oğlum çim ya. Büyüyor diyor hala. Büyüyor. Senin çimde bir sıkıntı var. Sen ne ektin oğlum? Abi bizimkilere bakalım. Bu ne lan? Biz çim ekmedik ki. Ektik abi, nasıl ekmedik? Ektik mi? Tabii. Bu ne? Bak bakayım. Evet, çim hala büyüyor. Allah Allah. Son kez uyuyor önümüzdeki ay. Yıkanmıyor oğlum. Son kez uyuyor. Vallahi daraldım ha. Ha dar geldi arkadaşlar, bu ne ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Dar geldi sana Ankara. Şanzede kaçmış Osman'a. Çink çink. Ey Allah. Hadi benim kötü de. Hadi ben yapıyorum da sana ne oluyor?
Hadi ben geri zekalıyım da sen niye var? Hadi oğlum. Ben çıkamıyorum. Sen niye? Aha da olmuş. Oh be. Gençleştim resmen. Ya. Bu kadar mı fark eder? Oldu arkadaş. Beyler. Ben burada toprağa tohum eksem 2 günde büyür. Bugün gün içerisinde kaldırıyoruz bunu. Neyi? Yonca'yı. Mart'ta net güzel bitiriyoruz mi yani? Bir dahaki ay ekim yapacağız baba. Soya fasulyelerini ekeceğiz. Hangi bu motor niye yıkamıyor? Bende mi öyle gözüküyor ya? İnşallah yıkamıyordur. İnşallah hata veriyordur. Amin. Yo, soya fasulyesi şu an ekili abi. Semih gel oğlum gel. Biçelim hızlıca abim. 22 kilometre hızla biçiyoruz zaten. Hadi gençler biz yo, de hadi. Ne ekiyoruz oğlum? Ne ekmesi biçiyorsun abi? Yonca. 3 tane tarlamız yonca hasatlanacak arkadaşlar. Buradan vurgunu yapıyoruz. Pilot. Bas marşa pilot. Tarlalıyoruz. Motorlarımız ideal artık. Balleye takıp geliyor. Aha Semih. Biçtik, kuruttuk, şey yaptık. Şimdi balleye alıyor adam. İkinci elde tam ne var lan? Kurutma Toplama. Hiçbir şey yok. İkinci elde nasıl hiçbir şey yok? Hiçbir şey düşmemiş. Ne alacaksınız? Hiçbirine de 100 bin liraya balya makinesi var. Büyük balya makinesi de ne çekecek onu? Semih yarım gaz verme oğlum. Yarım gaz verme. Tam gaz ver. Tam gaz ver. Tam yol ileri oğlum. İyi iyi arkadaşlar en azından. Bu ne lan? Ana! Björn Eylül'de ektik. Nisan'da satıyoruz yoncayı. Sus Jack. Bu ne oğlum ya? Biz mevsimsel verimi... Mevsimsel verimi kapatak Björn. yok gerçekçe. Motor abi onda şey bir tuşa basıyorsun büyütüyor direkt. Öyle bir dünya yok. Hile oğlum o. Hileci misin? Hile değil. Evet, arkadaşlar pilot hile. Büyümediği zaman. Tamam da oğlum. Mevsimsel verimde açtığımız normalde zaman çürüme de oluyor değil mi beyler? Hayır. Onu soldurmayı açarsan ama var. Soldurma diye bir FS19'daki gibi bir ayar yok Barış Hamun'da. Nasıl yok? Ekin var. Vardır lan yok. Pilot var diyen hiç kimse bulamadı. Bul lan ayarı. Bulalım nasıl ekin? Allah Allah. Bul oğlum. F12'den solduruyorsun ya. Hayır Barış Hamun. Bende var yalnız ha bizde yok. Haberin olsun. Oğlum yok bak yok. Değiliz. Abim yok. Mevsimsel verim açarsan yok. Çürüyor, açmazsan. Yok. Bak bunu benle yayınlarda da çok kişi iddialaştı. Sonra yokmuş dedi geldi. Yok öyle bir ayar. Hadi çok konuşmayın, iş yapın hadi. Biz iş yap... tamam. Biyo ne yedin oğlum? Oynarken vardı. Ciğer. Abim. Bize var dediler. Mevsimsel verim açık oynarsan. 62 62 neresi ya? 62 abi. Tamam. Burayı Semih. Şuradan sola köpek avlayan yerden döneceğiz. İleride. El birliğiyle oğlum. Vallahi İkisini de biçeceğiz. Ondan sonra... Sen birimiz toplarız, birimiz balyalarız abim. Tamam mı? Tamam mı abim? Semih sana tur bindirdim lan. O motora biraz torkunu mu ayarlasan ne yapsan? Semih ne kadar çok konuşuyor ya. Ben balya Allah dedim. Semih. Benim başım ağrıdı ya. Tamam abim. Lan baş Semih. Maş bırak geçtim. Daha sola gidiyoruz değil mi? Şuraya doğru gidiyorum. Gel oğlum ya aynen sola. Ya Semih sen ne istersen ben ona razıyım zaten biliyorsun oğlum. Hani o yüzden boşuna dillendirmene gerek yok babam. Ne demek bilmiyor. Ben oğlumdan razıyım. Umarım oğlum da benden razıdır baba. Arkadaşlar, arkadaşlar şeyde kayıttan önce bir Reşahit denedik. Bu arada Reşahit yok. Oyunun orijinal rengi. Haberiniz olsun. Reşahit denedik. Reşahit var, yine başaramadık arkadaşlar. Yine başaramadık. Açıyorum kesin hatta Reşahit'i. Açtım. Şuna bakın. Orange. Yok sen bizi kandırıyorsun kesin. Aslında güzel la. Ana. Harbiden güzel gibi. Ama çok mavi tonlamaları var arkadaşlar. O yüzden geri kapattık arkadaşlar. Yani kayıttan sonra da Reşahit'i tekrardan bilgisayarımdan sileceğim. Arkadaşlar bu arada Twitch kanalımızın linki açıklamalarda. Ben olmam. Twitch kanalına gelmeyi unutmayın efendim. Korku oyunları şudur budur TikTok'tan çok ihlal yiyoruz. Şu anda hesabımda 90 küsür tane ihlal var arkadaşlar. En ufak şeye ihlal atıyor. Her akşam TikTok'ta canlı yayındayız bu arada. Akşam saat 9-9.30 gibi başlayıp gece 3-4 Allah ne verdiyse. Sadece farming oynamıyoruz. Farming'le başlıyoruz. Farklı oyunlara yöneliyoruz. Kim ne isterse onu oynuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu mesela Farming yayınındayken bir anket yapıyoruz. Farming'den sonra ne oynayalım diye. O ankete göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ramazan boyunca iftardan sahura kadar yayındayız. Duruma göre her oyunun desteğine göre o oyunda sabit. Örnek veriyorum Farming'le başladık. Baktık Farming'in desteği çok. Beğeni takipler çok. Farming'le devam ederiz. Onun gibi düşünün yani sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Yok sen nereye gittin çocuğum? Hem yalnız gitmem şaka mı peki? Ben yukarıdaki tarlaya gidiyordum. Ya pilot 43'e gitmiş 63'e. Gel çocuğum gel orada kaparlar seni. Benim motor niye bu kadar bağırıyor? Lan? Benim traktör de öyle oğlum. Çok bağırıyor az gidiyor. Oğlum. Bence... Oğlum benim motor niye son gaz veriyor? Olduğu yerde. Bora açıktır. Düzeldi arkadaşlar. Ne varız? Lan olduğu yerde son gaz verdi arkadaşlar ya.
Ulan bozuk motoru mu sattılar lan bize? Hmm, kesin. Semih? Kesin. Sizi buldular. Olduğu yerde son gaz veriyordu la. Selektör verme güzelim, selektör verme. Tokaklanması gibisin Björn, kime yandığın belli değil. Bir parlarsam ama... He? Olmaz. Parla. Yani aa, 3 kişi mi geçirirse... biçiyorsunuz la? Pilot abi, ne yapıyor pilot? Üç arkadaşlar. Konu kişi... kurusaydı güneş görseydi. Şey abi. Kurutup da mı satacaksınız siz? Biz satmayacağız abi, ineklerimiz var. Ne yapıyor? Allah! Bizim mallarımız var. Arkadaşlar şu süspansiyonlara bakın. Ne güzel. Bak kıskançlarından bizimle aynı bayla şey ot biçmeyi kiralamışlar. Biz kiralamadık, bu bizim. Satın mı aldınız neyin siz? Tabii. Bakacağız oğlum. Bize para poh biliyor musun? Bak bakayım tabii, biz nasıl para kazanıyoruz, iyi izlesen. Genç tabi canım, pilot bile ilanmadı lan. Hain pilot. Şurayı da biçelim, ondan sonra ileri tarlaya gideceğiz arkadaşlar. Bitmiyor oğlum, ben ne yapayım? Aro. Barış abi bir şey deneyebilir miyim? Bir dakika Barış abi, iner misin? Bir şey deneyeceğim. Oha, ne olmuş ama traktör be. Evrim. Bir dakika abi. Ne oldu lan? Ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar Björn sustuğuna göre kesin bir şey yapıyor. Ne hayır, yapıyorsunuz yan lan? Yan tarafa tepmemesi için uğraşıyor. Ben anladım ne yaptığını. Ne yapmak için yok, uğraşıyor? Yok, normalde buraya toplaması lazımdı Allah'ım. Ya Björn'cüm in aşağı ya. Yan tarafa şey tepmiyor. Ben de traktöre çekişinde bir şey yapacak sandım. Boş ver ya. Barış abi nasıl yapayım ben? Torkçu muyum? Bir dakika da tork edeyim. Ragnar'cım çıkar mısın? Çıkılır mısın bizim traktör şey tarladan? Çıkılır. Oha şunlara bak. Bir kişi biçiyor, birisi kurutup öbürü hemen arkasından topluyor. Lan pilot yitme yitme. Lan yitme. Elbet bir gün bayrağım döner oğlum. Ben başka bir şey demiyorum. Dönemez oğlum. Arkadaşlar bu arada izleyici etkinliği yapmayı düşünüyoruz. Bir sonraki evet, videonun başında da bunu aktaracağız. Sizlerle birlikte toplamda oyunda yanlış hatırlamıyorsam 8 miydi 16 kişi mi girebiliyorduk? 16 kişi geldi. 16 kişi. 16 kişi birlikte girip sevgili dostlar böyle 3-5 milyon 10 milyonluk bir slaj yapmayı düşünüyoruz. Artık izleyici etkinliklerine başlayalım diyoruz. Yani izleyici etkinliklerine katılmak için, bizimle birlikte videolarda bulunmak için arkadaşlar, ki ilk videoyu bu hafta içi çekmeyi düşünüyoruz, başardım, haberiniz girme olsun. Girme Discord'la başardım, gelmeyi unutmayın efendim. Genel chat'e yazın videoya katılmak istiyorum diye. 16 kişi bir videoda pancar yaparız. Bir videoda slaj yaparız. Ama şöyle bizim bize ayak uyduracak. Kafasına evet, göre iş yapmayacak. Saygılı olacak öncelikle. Aynen yani, öyle arkadaşlar. Aynen öyle bir şey. Kurallarımız üzerine, var onları konuşuruz. Ya kurallarımız derken şu. Videoya ayak uyduracak. Ekip ayak uyduracak bu. Bir şey beklemiyoruz arkadaşlar hani. Hani onlar hep oynayacağız. L4'ye. Tamam. Hani gerçekten şey yapmamıza gerek kalmasın arkadaşlar hani. Pilot yamuk yumuk gidiyorsun da yavrum. Bunun şeyi yo, de var biliyorsun değil mi? Balyaya ben baktım biraz. Bir baksana arkana. Yılan gibi gitmişim. Tamam bir şey olmaz, ben balyaya bakacağım. İzleyici etkinlikleri için Discord'a gelmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Ne yapıyorsunuz lan? Hayırsızlar. Bak biz ikinci tarlamızı hayırsız biçiyoruz. Haha. Siz daha bir tarlada çalışın. ZAXT W. Nasıl oldu? Ne? Bilmiyorum Barış abi, uydurdum onu öyle. Size laf atayım diye. Ya Sergen ya. Pilot ne haber lan? Hazır elindeymişken pilot şurayı da toplayıp gitsene lan. Yo. Bizim mazot Semih, mı var? Toplamaları biz de değiştirelim abim. Pilot, siz bütün ekipmanları önce bunu halledeceğiz. Aldınız mı Björn? Bunlar zaten vardı bizde. Oha! Niye büyüklerini aldınız lan? Çünkü 115 traktör büyütürüz. Bir traktörle şey evet yaparsak abi bizden şey bekleme. Arkadaşlar hile yapmışlar gördünüz, biz küçük toplamalar ne bileyim. Traktöre bak hele. Bizim traktöre bak, 105 beygir turnosan var burada bile zaten. 115. 75 beygir traktörüm var benim. 115 mi 105 mi lan? Pilot daha bindiğim motoru bilmiyorsun oğlum ya Allah aşkına ya. 91-15 diye boşuna mı yazmışlar onu? O 91-15 değil Björn. O 91-250 anasını satayım o. O farklı bir dünya o. Farklı bir yapı. Universal 480'lik falan herhalde o da. Diğerin traktörüne bak derken birader, ne var benim motorumda? Hiç hoş değil. Hanginde tork hayır var? Hayır la onda tork yok. Mazda Ferguson 5. Ulan tork var dediğin motorla sen çift süremedin lan. Yarım gazmış. Oğlum senin evet, pilot gibi yapmıyor ki. Torku 200 ise 210 abi, yarım yapıyor. Gazmış, yarım gazmış. Ona rağmen 17 ile çift sürdüğümü hatırlıyorum. Yarım gaz olmasına abi. Abi o torkla alakası yok. 57 onun için kalitesi doğru, o. Doğru. Abi. Kaliteden ben ötesi. Ben tork bastım ama çekiyor. 285'li o usta Ragnar'ın elinden çıkma traktörü. Evet, hemen batsın diye uğraşıyorsun değil mi sen? Ne yapayım aynen diye uğraşıyorum? Batsın diye uğraşıyorum sen. Yo ne alakası var birader? Ben torkun kralını atmışım 285'lik. Senin 91-15'inle de çekişmez. Gel. Bence getir oğlum getir. Gel takalım. Gel. Çekişmez dedim ya oğlum. Manyak mısınız siz ya? Allah Allah. Arkadaşlar. Hepsine varız yani Tümosan. Tümosan makormiye bin basıyorum Barış'ım.
Hepsine bin basıyor. Pilot McCormick nerenin öreni lan? Adana Ceyhan. Adana. Ve bir şey diyebilir miyim? Zetor olduğuna göre mantıken Zetor yanın. Lan pilot ya. Gerçekten çok güzelsin ya. Seviyorum lan seni, ortanca olan. Güzel misin peki pilot? Pilot güzel ya. Hayır, ben yakın. Güzelim, hepinizi üzerim. Çünkü benim adım pilot, söyledim ya. Yakışıklıyım. Regner Rod balansın oğlu. Haa, tamam. Ya. Var ya abi, devam et. Bitti, hadi gidelim ya abi. Semih. Ben yazılıktan gidiyorum oğlum. Neredesin oğlum? Ben karadan geliyorum. Oğlum açılmadı mı lan bu? Aha, açılmış. Tamam. İndir. Ya Allah, bismillah. Allahu Ekber. Arkadaşlar, makinemiz... Senin traktör var ya, ne hızlı gidiyor, ne çekiyor. Değiştirelim abi, de paramız var. Değiştireceğiz, ne alacağız? L4'ünü alalım sana. L4'ünü kaç para L4, kaç para L4? Çok pahalı abi. Ne kadar pahalı lan? Alırsınız lan. Abi, bence aynı fiyatı uygulayalım, 57 serisinde uyguladığımız bence, bana göre. Kaç para şu an? Şu anda abi ayarlarsan 80-90 bin lira oluyor. Ayarla bakayım, oha, ona göre kabul edeceğim teklifini. L4 kaç barış abi? 54-50 al almışken. Aynen. Aynı. 40 alma sonra 50'sini al. Pilot gelme, sen sığmazsın buraya. Full onu bir yer. Ya barış tamam abi, nasılsın? Valla adaletle hareket edeceğim yeminle. Şoför bak. Şoför. Olması ya abi, 94.500 lira, L4-50 full. 94.500 lira. Aynen. Tamam. Bu kaç motoru paraya gidiyor? Valla. Başak. Bir ön. Yapacağımız fiyat 50.000. 50.000. Tamam. Tamam, ne yapalım biliyor musun? Oynama. Al onu, üst parasını ekle. Ana 50.000 almış gibi. 90.000 aynen al. Ben de onu diyecektim. Anladın oynamayalım mı? Oynamayalım modunu ayarı. 50.000 al. Abi. Aynen oynamayalım zaten. O yüzden. Yan filmi falan alma. Paran ayarla bir. Yok yok abi, yok. Sadece gerekli olanlara. Ne dediğimi tamam, anladın değil mi? Anladım. Onu Barış abi, 94 satalım al. Bir traktörü. Hangisini istersin satmamızı? Başa satacağız. Başa önüne ağırlık alma. Önüne makine takılan bir aparat var ya. Yok abi, zaten onu ayarlarız ya. Onu şey yapmayalım. Onu mağazadan öyle ayarlarsın Barış abi. Alsın aynen, ağırlığı. Orada tamir var ya. Alalım bizi. Tamam. Semih neredesin la? Tek başıma biçiyorum oğlum tarlayı. Eklediğiniz var ya. Oluyor muydu bunlar arada? Oluyordu abi. Abi ben buraya market yaptım. Başa satıyorum. Sat. Sattım. 87.000 TL paramız var. 50'ye aldım mesela say başa. Ha, 50'ye aldım say, 94.500 yapıyorlar. 37.000 lira paran kalacak bir ön. Hayır dur. 44.500 lira şu anda ekleyeceğiz değil mi yani? Çünkü hayır abim, hayır. Şöyle yap bak, şöyle yap, kafan karışmasın. Şu anda senin kaç paran var şu an? İşte yeterli paramız yok. Dur, ilk ekleyelim diyoruz, ondan sonra alalım. Senin diyorum şu an kaç paran var, bana onu de. 87.000. Tamam 87. 50.000'e sayacağız ya 54'ü. 37.000 lira paran kalacak. Şimdi rastgele para ekle. 54 al, sonra para ayarladan paranı 37.000 yap. Anladın mı? Tamam. Yap onu, ondan sonra 54'ünde bitmiş olsun. Arkadaşlar balya vurgunu yapacağız ya harbiden. Biliyorum, ben balyaya gidiyorum. Semih'im de geldi benim aşlan oğlum. Dur oğlum, ben şuradan bir döneyim şöyle. Benim tamam, oyun bozuldu oğlum. Sadece sol altta bir harita var, başka hiçbir şey yok. Sol altta harita mı var? Hutmut yok. Menüler falan hep... Ekonomi ayarlarından hudu kapatmışsındır Barış abi. Yok yok, komple menü falan hiçbir şey yok. Sadece ben oynuyorum öyle. Yapalım. Yok uğraşmıyorum zaten. Biraz daha şey dakika yapalım. Bir gol bir Barış abi oyunu bozdu. Derken ağlar ufaktan bir ön 54 al da. Ondan sonra... Marşına basaydım abi. Oğlum. Tamam. 7.000 TL bize kalıyor. Gel oğlum. Gel geri git. Hayırlı olsun. Takcan. Geri git. Bir ikiye bas bakayım ne oluyor. İki. Oha Semih'e bak. Nede bak. Ooo. Ooo Semih şomur. Vallahi şomur. Adam geri biçiyor bir ön. Allah. Helal lan Semih. Vallahi helal olsun. Kimin ne oğlu ben? Bir şey yapmışsın. Aha. Ulan maşallah dediğim 5 dakika yaşamıyor. Allah kahretsin ya. 54'e şey kornası koyamayız mıyız? Ne kornası? Hani diyor ya bir şey vardı. Jettir baba dedikten sonra dı kamyon sesi geliyor ya. Yapar. Böyle bir şey. Bu ne abi? Cık 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 cık. Kamyon sesi kornası mı? Cık cık cık. Tamam 26-30'a koyduğunuz kornaya koyun oğlum. Semih pilot. 26-30'un kornası çok güzel. Gel oğlum. Hadi, tamam mıdır? Bitti mi bir örnüşünüz? Aldık abi. Tamam. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bugünkü videomuzu burada sonlandıralım. Vurgunumuzu artık balyadan vurgunumuzu önümüzdeki bölümde yapalım. Biz kazandığımız parayla tarla almayı düşünüyoruz sevgili dostlar. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak bir şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet. Hoşça kalın.